Roketçilikte kendinize ne kadar güvenirseniz güvenin. Bir sistemi ne kadar ateşlerseniz ateşleyin. Ateşleme düğmesine bastığınız zaman tam olarak ne olacağını bilemezsiniz. Yaklaşık 7 senedir Delta V uzay motorları geliştiriyor. Ay'a gidecek bir sistemimiz var. Hibrit roket motorunu özgün, milli ve yerli olarak Delta V geliştiriyor. Bu motor dünyada eşi benzeri yok. Ve bunu yapan 22, 3, 4, 5, 28 yaşında çocuklarla yaptık. Bu roket bizi uzaya götüren roket. SORS dediğimiz sistemi biz 18 kere fırlattık. Dünyanın en büyük hibrit roket sistemlerinden bir tanesidir. Uzaya çıkma konusunda şu an insanlığın başarısı var. Ama ihtiyaç nerede biliyor musunuz? Uzaya çıktıktan sonra siz bu kadar çok uyduyu uzayda ne yapacaksınız? Hayalimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konularda söz sahibi olan, sözü dinlenen ve ticari olarak burada ses getiren bir ülke olması. İsmim Arif Karabeyoğlu. Delta V'nin kurucu genel müdürüyüm. Ben İstanbul'da Fatih semtinde doğdum, Kıstaşı'nda. Çocukluğumun ilk kısmı orada geçti. Babamın işi dolayısıyla bir Ankara'ya gittik. 5 sene Ankara'da kaldım. Sonra İstanbul'a döndük. Kendimi hatırladığımdan beri uçaklara, uzaya çok meraklıydım. Yani ne zaman evin üzerinden bir uçak geçse koşarak dışarı çıkardım. Annem babam eğitime çok önem veren insanlardı. Günün sonunda uçak mühendisi o yıllarda çok zor. 80'lerden bahsediyoruz. Uçak mühendisi olacağım dediğim zaman bir anne babanın nedir aklına gelen? Benim çocuğum büyüyünce ne yapacak? Dediler ki oğlum sen makine mühendisi ol. İleride makine mühendisi olarak uçak da yapabilirsin. Başka bir şey de yapabilirsin. Önün açık olsun dediler. Ben de buna karşı onlara dedim ki ben o zaman nükleer mühendisi olacağım anne dedim. Öyle deyince de uçak mühendisi olmama razı oldular diyelim. İstanbul Teknik Üniversitesi uçak mühendisliğine girdim. Ben daha birinci sınıftayken aslında kafama koymuştum. Türkiye'de o zaman uçak mühendisliği çok sınırlı bir alandı. Çalışabileceğiniz yerler çok azdı. Bu işin yapıldığı ve biliminin yapıldığı yer neresi diye düşündüm. Amerika başvurularımı yaptım. Ben Stanford Üniversitesi'nden kabulü aldım. Ve Haziran ayında mezun oldum 91'de. Eylül ayında Amerika'daydım. Dolayısıyla master programını önce, daha sonra doktoraya devam edecek şekilde Stanford'da çalışmalarıma başladım. Amerika'da ben 22 sene kaldım. 5-6 senesi eğitim Stanford'da aldım. Master doktora programları ve eğitim. Fakat benim doktoramdan ilginç bir teknoloji çıktı. Yani hibrit roket motorlarında parafin yani bildiğiniz mum malzemesinin kullanılmasını keşfettik. Klasik yakıtlara göre 3 kat daha hızlı yandığını gördük. Doktoram biter bitmez Türkiye'ye dönmek istiyordum. Her sene gelip Türkiye'de görüşürdüm işte ne yapabilirim işte. Benim roketleri biliyorum bu konuda ne tür faydalarım olabilir. Ama ne yazık ki o zaman ülkemizde 90'larda bilhassa bu vizyon yoktu. Gelişmemişti. Yani dolayısıyla döneceğim şartlar hiçbir zaman oluşmadı. Çocuklarımın Türk olması esas motivasyonumdu. Ve 2013 yılında oğlumla döndüm. Kızım da 2014 yılında doğdu. Ve dolayısıyla aslında amacıma ulaşmış oldum. Döndüğüm zaman çok şaşırtıcı bir şey oldu. O da aslında benim gelip gittiğim Türkiye değildi artık. Artık Türkiye belirli alanlarda teknoloji geliştirmeye çalışan, belirli alanlarda sistemleri, yani ileri sistemleri yapmaya çalışan bir ülkeydi. Kaç sene Türkiye'de kaldıktan sonra devletimiz bana dedi ki hocam sen bu işi burada yap dedi. Delta V firmasını da 2016 yılında kurduk. Delta V ne yapar? Roket teknolojisi geliştiriyor. Hibrit roket teknolojisi diye bir teknoloji var. Bu dünyada yeni bir teknoloji diyebiliriz. Hızlı gelişen bir teknoloji. Diğer eski roket teknolojilerine göre katı ve sıvılara göre maliyet etkinlik avantajı olabiliyor bu teknolojinin. Dolayısıyla Türkiye'ye de bu teknolojinin hibrit roket motor teknolojisinin geliştirilmesi, bunun değişik alanlarda uygulanması gayesiyle kurulmuş ve bu alanda faaliyet gösteren bir firma. 100'ün üzerinde mühendis teknisyenin çalıştığı bir firma. Oldukça genç bir firma. Çalışanlarımızın yaş ortalaması 27-28'lerde. O seviyede genciz. Bunun bir avantajı var. Avantajı genç insanla çalıştığınız zaman yeni fikirler ortaya çıkıyor. Hiçbir şeyin yapılamayacağını düşünmüyorlar gençlerimiz. Her şey yapılabilir diye düşündükleri için aslında yol kat etmeniz daha kolay olur. Biz Delta V firmasını başlattıktan 4 ay sonra ilk roket motorumuzu ateşledik. Proje başladıktan sonra ve yaklaşık 8-9 ay sonra da ilk küçük sonda roketimizi fırlattık. Bu aslında 5-6 kilometreye çıkan, yukarı çıkan ve aşağı gerisin geri düşen bir roketti. Oldukça küçük bir roketti. Fakat bundan bir sene sonra TESOR dediğimiz orta ölçekli artık 280 milimetre çaplı yani 3 kat daha büyük çap olarak bir sistemi geliştirdik. Burada da çok zor bir oksitleyici yani sıvı oksijeni kullandık. Bu bizim için çok önemli bir mihenk taşıydı. İlk defa büyük sıvı yakıtlı hibrit roket motorunu fırlatmasıdır.
Bu sistem bizim ilk defa sıvı oksijeni kullanarak yüksek irtifalara çıkmayı başardığımız bir sistem. Dünyada ilk defa. TESOR dediğimiz sistem 2019 yılında ilk defa fırlatıldı ve Türkiye'nin ilk defa sıvı oksijen kullanan roket motoru. Burada sıvı oksijenin depolandığı tank, bunun arkasında bir yine parafinik malzemeyi içeren bir yakıtla beraber bunun içerisinde tamamıyla bizim kendi geliştirdiğimiz vanalarımız, regülatörlerimiz, faydalı yük, basınçlandırma tankımızın olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Bu sistemin aynen büyük SOR sistemi gibi en ucundan burnundan lüle çıkışına kadar hepsi bizim kendi mühendislerimizin geliştirdiği, ürettiği, test ettiği ve fırlattığı sistemler. Delta B firması kurulduktan ve projesine başladıktan sonra 2-3 sene içerisinde dünyada en ileri noktaya geldik ve gençlerimiz yaptı. Roketçilikte kendinize ne kadar güvenirseniz güvenin, bir sistemi ne kadar ateşlerseniz ateşleyin. Ateşleme düğmesine bastığınız zaman tam olarak ne olacağını bilemezsiniz. Ben de hayatımda o düğmeye bastıktan sonra başarısız olduğumuz ateşlemelerimiz, fırlatmalarımız oldu. Bu Amerika'da başıma gelen bir anı. Büyük bir roket, o zamanki en büyük roketimizi ateşliyoruz. İşte kapalı bir alan test merkezi kurduk. Çok mutluyum, umutluyum. Her şey çalışacak. Mükemmel hayat toz pembe. Mühendislerimiz hazır. Ben test direktörüyüm. Fire dedim. Düğmeye basıldı. Ekrana bakıyorum. Ekranda önce bir ses geldi. Boom diye. Ondan sonra ekrana bakıyorum. Ekranda bir sıkıntı yok. Roket olduğu yerde duruyor. Aslına bakarsanız bütün her şey havaya uçmuş. Videolar dahil olmak üzere. Bütün test merkezimiz uçmuş roketle beraber. O video da aslında donan video. Aslında roket orada yok. Biz o noktada ne yaptık? Yılmadık. Yani o roketin daha iyisini ateşledik birkaç ay sonra. SORS dediğimiz sistemi biz 18 kere fırlattık. Yani bu çok büyük bir rokettir. Dünyanın en büyük hibrit roket sistemlerinden bir tanesidir. Bu bir sonda roketi. Sonda roketi ne yapıyor? Yukarı çıkıyor uzaya, gerisin geri dünyaya düşüyor. Yani yörüngeye sokmuyoruz. Bunlar o kadar büyük roketler değil. Fakat yine biz uzaya çıkarıyor. Yani uzayda yapabileceğiniz işleri bunlar yine yapabiliyorsunuz. Biz de aslında geliştirdiğimiz SORS roketiyle bunu yapıyoruz. Ama bir avantajımız var. Avantajımız ne? Maliyet. Dünyadaki benzerlerinin 1/5 maliyetini aynı işi yapabiliyoruz. Bunun sebebi de hibrit roket teknolojisinin çok basit ve maliyet etkin olması. Bu görmüş olduğunuz bizim Delta V'de geliştirdiğimiz en büyük roket motoru şu ana kadar. Bu yaklaşık 630 çapında oldukça yüksek bir itki kuvveti veren, 15 tona kadar yüksek seviyede itki kuvveti veren bir roket motoru. Bu roket motorunun içerisinde parafinik bir yakıtımız var. 1990'ların sonunda Stanford Üniversitesi'nde keşfettiğimiz bir yakıt. Ama bu yakıt bildiğiniz mumu alıp roketin içine koydum çalışır şeklinde olmaz. Bunun içerisine birçok katkı maddesi koyuyorsunuz. İşte o da Delta V'nin geliştirdiği yakıt kimyası teknolojisi. Bu roket bizi uzaya götüren roket. 100 km üzerine çıkarabiliyor 100 kilogramlık bir faydalı yükü. Biz bunu Sinop'tan atıyoruz. Sinop'tan nispeten daha düşük açılarla attığımız için gittiğimiz irtifalar 100 km civarında oluyor. Biz bu sonda roketini ticari olarak geliştirdiğimiz zaman aslına bakarsanız ne olacak? Ticari olarak biz bu sonda roketi üzerine başka ülkelerin faydalı yüklerini yüklemiş olacağız. Ve bu faydalı yükleri aslına bakarsanız bir para kazanma aracı kullanarak bu sonda roketi üzerinde uzaya çıkarmış olacağız. Bu ürün, sonda roketi, HURM projesi, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Delta V'ye verdiği HURM projesi altında geliştirildi. Ve A'sından Z'sine, en ucundan en sonuna, lülenin çıkışına kadar tamamıyla tasarımı ve üretimiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ve Delta V tarafından yapılan bir rokettir. Delta V'nin ve en önemli konulardan bir tanesi uzay motorları. 1990'lardan beri dünyanın hayali, bizim hayalimiz uzaya maliyet etkin bir şekilde ulaşmaktı. Bu çok zor bir aslında hedefti. NASA buna yıllarca çalıştı, milyarlarca dolar harcadı ve başarılı olamadı. Bu 2000 yılların başında ticari uzay aslında sektörünün ortaya çıkmasıyla değişti. Nasıl değişti? Teknoloji firmalarının kurucuları, bunun arasında Elon Musk, Jeff Bezos, Paul Allen gibi insanlar var. Kurdukları firmalarla aslına bakarsanız uzaya maliyet etkin bir şekilde çıkma başarısını gösterdiler. Ve SpaceX şu anda çok maliyet etkin bir şekilde uzaya çıkmayı başardı. Bizim yıllar boyunca yapmaya çalıştığımız işlerden birini yaptı. Falcon 9 sistemiyle uzaya çıkış maliyetlerini 3'te 1, 4'te 1, 5'te 1 seviyelerine indirmeyi başardı. Dolayısıyla uzaya çıkma konusunda şu an insanlığın bir başarısı var. Ama ihtiyaç nerede biliyor musunuz? Uzaya çıktıktan sonra siz bu kadar çok uyduyu uzayda ne yapacaksınız? Bu
uyduları biliyorsunuz Falcon 9 sistemi hep aynı yörüngeye yatıyor. Sizin bu uyduları değişik yörüngelere dağıtmanız lazım. Şu anda uzayda yaklaşık 10 bin uydu var. Bundan 10 sene sonra 100 bin uydudan bahsediyorlar. Dolayısıyla uzay bir çöplüğe dönecek. Bu uyduların uzayda temizlenmesi lazım. Bunları temizlemek için neye ihtiyacınız var? Uzay motorlarına ihtiyacınız var. Uzayda hareket eden transfer araçlarına ihtiyacınız var. İleride bu uyduların ömrünü uzatmanız lazım. Nasıl uzatacaksınız? Gidip yakıt yükleyeceksiniz. Bazı elektronik kartlarını değiştireceksiniz. Bunları yapmak için neye ihtiyacınız var? Yine yörünge transfer araçlarına ihtiyacınız var. Yaklaşık 7 senedir Delta V uzay motorları geliştiriyor. Ve Ay'a gidecek bir sistemimiz var Türkiye Cumhuriyeti olarak. Sistemin hibrit roket motorunu özgün, milli ve yerli olarak Delta V geliştiriyor. Bu motor dünyada eşi benzeri yok ve tamamıyla özgündür. İlk defa Türkiye'de oluyor ve geliştiriliyor. Bugün siz uzayda bir motor istiyorsanız uzayda çalışacak. Bunun maliyetleri büyük sistemlerde 10 ile 30 milyon eurolardan bahsediyoruz. Biz bunu onda birinin altına maliyetleri yapacak durumdayız. Bu bizim Ay projesinde kullanacağımız hibrit roket motoru. Bu uzay içerisinde çalışacak ve bizi dünya yörüngesinden alıp Ay yörüngesine doğru götürecek itkiyi üreten bir roket motoru. Bu motorda ne yaptık? Oksitleyiciyi koyduğumuz alüminyum tankları motorun, ortada bulunan motorun etrafına koyduk. Dolayısıyla çok daha küçük ve kompakt bir sistemi, motor sistemini geliştirmiş olduk. Ve bunu uzay aracına çok daha rahat entegre edebiliyorsunuz. Burada azot peroksit dediğimiz depolanabilir bir oksitleyicimiz var. Bu depolanabilir oksitleyici şu ortada görmüş olduğunuz karbon kompozit motor içerisine enjekte ediliyor. Ve bu motorun içerisinde bir yakıt var. Yakıt da aslında burada artık parafin kullanmıyoruz. Çünkü parafin çok hızlı yandığı için işimize gelmiyor. Bu motorun yanma süresi yaklaşık 300 saniye. Dolayısıyla yerde çalışan motorlar 60-70 saniye çalışırken uzayda çalışan motorlar 300 saniye, ileride 500 saniye, 600 saniye, 700 saniyelik versiyonlarını yapacağız. Ay projesinin ilk ayağı sert iniş dediğimiz yüksek hızlarla Ay'a temas etmek. Bunu yapacak motor Delta V tarafından geliştirildi. Bakın bu motor 25 kere ateşlendi yerde. Uzayda da ateşlemeleri yapıldı ve hala devam ediyor ateşlemeleri. Ve motor %100 milli, yerli ve daha da önemlisi %100 özgün. Dünyada bu teknolojiyi kullanan başka bir sistem yok. TÜBİTAK da bunun uzay aracı kısmını yapıyor. Onu yaptığı zaman, bizim motorumuzla entegre ettiğimiz zaman uzaya gitmeye hazır olacağız. Ya hayalimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konularda söz sahibi olan, sözü dinlenen ve ticari olarak burada ses getiren bir ülke olması. Gençlerimize söyleyeceğimiz şu anda Türkiye bizim okuldan çıktığımız Türkiye değil. Şu anda Türkiye'de gerçekten çok çok ilginç projeler yapılıyor. 10 senedir Türkiye'de çalışıyorum, döndüm ve birçok teknolojik alana girdik ve bunu hep gençlerle yaptık. Ve gördüğüm şu oldu, Türkiye'nin bir insan kaynağı problemi bu manada yok. Çünkü gençlerimiz çok yetkin, gerçek manada yetkinler. Hatta benim Stanford'daki gördüğüm mühendislere göre daha iyi oldukları birçok yön olduğunu bile söyleyebilirim. Yani dolayısıyla bu konuda bir eksiğimiz yok. Yeter ki amaçları teknolojik olarak ülkeyi bir nokta daha ileri götürmek olsun. Dolayısıyla onlara tavsiyem bunları değerlendirmeleri ve mümkünse burada kalarak bu projelerde yer almaları. Rahmetli annem bana bir lafı vardı. Oğlum demişti, sen bir bilim adamısın da eğer bu ülkeden para için gidiyorsan hakkımı helal etmem. Ama bilim ve teknoloji için gidiyorsan hakkım helal olsun demişti. Ben bu yoldan ayrılmadım. Gençlerimize de tavsiyem bu yönde olur. Bu maket değil, bu uzaya gidebilir. Bugün bunu versek ilgili kuruma, uzaya gitsin deseniz gider. Bu görmüş olduğunuz sistem bir hibrit roket sistemi ve biz burada kullandığımız oksitleyici inanılmaz derecede yaygın kullanılan ve basit bir madde. Bunu kullanma sebebimiz ne? Çok maliyet etkin olması ve çok kolay kullanılması, toksik olmaması. Bu sebeplerden dolayı ve hibrit roketin aslında şu kendine göre olan maliyet etkinliğinden dolayı bu sistem dünyadaki benzerlerinin, kullanılan benzerlerinin en aşağı onda biri maliyetinde. Belki daha da ucuz. Biz bunu ticari firmalara satmak suretiyle ne yapacağız? Aslında birçok uyduyu bu sistemin üzerine koyacağız ve değişik yörüngelere dağıtacağız. İleride bu sistemi kullanacağız, uzay çöplüklerini temizlemeye çalışacağız. Dolayısıyla bu sistem bizi uzayda hareket ettirmeye yarayacak çok maliyet etkin bir sistem.